Dil sınıfı seçen çok mu az ya da dil sınıfları daha mı az açılıyor? Hani biz hep Türkçe matematik değil mi? Fen, Türkçe sosyal bu alanları biliyoruz. Ailelerde biraz dil seçeceğim ben anne deyince ne diyor acaba? Yani çünkü her süreçte ailemizin de etkisinde kalıyoruz. Ne diyorsunuz bu meseleye? Öyle evet, başlayayım direkt. Vallahi ben... Beni hemen çocukluğuma götürdünüz. Çünkü böyle yaklaşık ilkokul 3'ten beri dil becerimin çok farkında olup ailem tarafından da sürekli yabancı dile yönlenmiş bir çocuk olarak ben bundan 25 sene önce dil seçerken hangi sorunu yaşadıysam 25 sene geçmiş. Şu anda dili seçen ve seçmek isteyen öğrenciler bize gelip öğretmenim ben dil seçmek istiyorum ama ya sınıfı açmıyorlar ya da işte çok az kişi var, var olan sınıf kapanma tehlikesinde gibi. Ben de şok oluyorum. Hep diyorum ki 25 senedir aynı sorun. Evet, neden? Buna çok kafa yordum. Hep böyle klişe, özellikle gelişen dünyada ve bu teknolojiyle meslekler çok değişti. Şu anda ölmek üzere olan 50 meslek varken daha doğmamış 165 meslek sıralıyorlar geleceğin meslekleri olarak. Dolayısıyla bu kadar hızlı değişirken hala belli mesleklerimiz vardır ya, doktor ol, mühendis ol, öğretmen ol, avukat ol gibi o klasik noktada. Bunların içinde dilin aslında her kapıyı açan bir anahtar olacağını çok geç fark ediyor veliler de, öğrenciler de. Dolayısıyla hala bir bölüm olarak, Türkçe, matematik ya da fen gibi bir bölüm olarak görülmüyor. Halbuki böyle iyi bir şey yaparken temeline iyi dil koymak her türlü mesleğin tek anahtarı. Tek günümüzde. Anahtarı. Sonrasında nereye geçebilir? Mesela ben yabancı dilde uzaktan eğitim var, üniversiteleri de soracağım ama İngilizce dil edebiyatı var mesela. İngilizce öğretmenliği var. Değil mi? Böyle bölümler var. Bu bölümler uzaktan eğitimle okunabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, aslında dille ilgili meslekler konusunda çok farkındalığı olmayan bir ülkeyiz. Ben dil seçeceğim deyince ne olacaksın? Bir tek İngilizce öğretmenliği var. Dil edebiyat, Amerikan dil edebiyatı var. Onlar da meslek olarak görülmüyor. Yani bir hukuk okuduğunuzda bir bölüm okuyorsunuz. Daha tanımlanmış ama bir alan meslek gibi. Oluyor. Daha tanımlanmış bir alanı olmadığı için halbuki yani dil, herhangi bir dil mezunu olan bir insan dış işlerinde ya da Avrupa Birliği master yapıp ateşeliğe kadar bile yükselebiliyor. Aslında inanılmaz geniş bir bakış açısıyla ben bunu anlatıyorum herkese ama çok sınırlı görüldüğü için. Pandeminin avantajlarıyla bu bahsettiğiniz uzaktan eğitim hayatımıza girdi. Kesinlikle dil özel, yani tabii bazı uygulamalı bölümler için ben imkansız diyorum. Bir mimar uzaktan okumamalı tabii ki ama özellikle yabancı dil hangi bölüm, hangi dil olursa olsun çok büyük avantajı var. Çünkü dünyanın her yerine bağlanabiliyorsunuz. O dili konuşan bir sürü insanla konuşabiliyorsunuz. Öğretmenler de çok daha efektif bu tarzı veriyor. O yüzden bölüm ne olursa olsun İngiliz dili edebiyatından mütercim tercümanlığa kadar uzaktan hatta ekstra ikinci üniversite olarak bile okusunlar, tavsiye ediyorum.